Hepinize esenlik olsun. Bu sabah tekrar Rabbinin huzurunda bulunurken gerçekten onun varlığı için şükrediyoruz. Çünkü Rab aramızdadır. Hamdolsun. Bizi bereketleyen Tanrımız vardır. Hamd ediyoruz. Ben öncelikle daha önceki hafta Ege'yi dolaşırken kardeşlerin gönderdikleri selamları sizlere vermek istiyorum. Ya yani Bodrum'dan başlayarak da Denizli, Kuşadası ve Ödemiş'e kadar dolaştığım tüm yerlerdeki kardeşler bizim de selamımızı katarak götür dediler. O zaman tamam dedim. Evet, hepsinin sizlere çok selamı var. Evet, biz de onları hatırlayalım. Rab'in yaptıkları güzel şeyler oluyor hamdolsun oralarda. Rab işliyor. Biz daha fazla engel olmasak daha fazla işleyecek. Değil mi? Evet. Gerçekten dünyada üzücü şeyler oluyor. Biraz önce Serkan kardeşin de bahsettiği gibi Yeni Zelanda'da olan şeyler bizi de üzdü, kahrediyor. Rabbimiz yaşam vermeye geldi, hamdolsun. İnsanları öldürmeye değil, yaşam vermeye geldi. Evet, bugün sizlerle Eski Ahit'ten Tarihler bölümünden bir konu paylaşmak istiyorum. Özellikle bir kralın hayatından. Ama orayı paylaşmadan önce Yuhanna 15. bölümde 1'den 8'e kadar okuyalım. Rabbisa şöyle diyor: "Ben gerçek asmayım. Babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz." Evet. Rabbisa burada asma ve çubuk benzetmesini anlatırken "bende kalırsanız" diyor. Biz hamdolsun ki Rab'e onun lütfuyla Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul ederek iman ettik ve yeni bir yaşam aldık. Ve uzun bir yolculuğa çıktık. Bu uzun yolculukta bazen ki temennimiz o değil, iyi başlayıp iyi bitirmeyenler olabiliyor. Değil mi? Temennimiz ve duamız o ki iyi başladığımız, bizde iyi işe başlamış olan Rab bizde işini tamamlasın. Gerçekten. İyi bitirelim. Biliyorsunuz Türkiye'de genellikle şey derler: Türkler gibi başla, Türk gibi başla, Alman gibi bitir derler. Veya İngiliz gibi bitir derler. Yani ruhsal hayatta aslında biz bu düşünceyi yıkmamız lazım. Rab'be iman eden yerliler olarak, buradaki Türkiye'deki imanlar olarak bu düşünceyi yıkmamız lazım. İyi başlayan ve iyi bitiren durumda olmamız lazım. Olalım. Rab bizim bu hedefe ulaşmamızı istiyor. Ya
Bugünlerde daha çok Birinci Tarihler kitabını okuyordum. Birinci Tarihler kitabını okurken birçok kralın veya bazı kralların iyi başladıklarını ama iyi bitiremediklerini gördüm. Ve onlardan birinin hayatından paylaşacağım bugün sizlerle. İyi başlayıp kötü bitirenlerden biri bakarsanız Kral Süleyman'ın kendisini görürsünüz. Gerçekten bu insanı çok düşündüren bir şeydir. Süleyman kral ve hikmetli sözlerden onun aracılığıyla aktarılan o sözlere baktığımız zaman nasıl olur diye düşünebiliyoruz ama oluyor. Diğer biri Asa. İyi başladı. Yani tarihler kitabını okuduğumuzda zaten bir tekrardan daha çok, daha önceki tarihler kitabının tekrarından daha çok özellikle bir sanki ruhsal yorum gibidir. Tapınağı öne çıkaran ve 5 ayrı uyanış zamanını dile getiren, yani halkın İsrail Yahuda halkının uyanışı ile ilgili bizlere konuşan tarihler kitabı vardır. Sadece bir tekrar değil, bunun da ötesindedir. Ya. Asa'dan sonra bir Yoaş var. Asa başladığı, iyi başladığı şeyde sonrasında ne oldu? Ona öfkelendi ve peygamberlik yapmış olan kişiyi hapse atırdı. Zulüm yaptı. Yoaş daha da kötüsünü yaptı. Kendisine gerçekten yol gösteren, ona destek olan, onu hayatta tutan, onu kral olarak mesheden bir başkayının oğlunu ne yaptı? Tanrı'ya sadık kalmadığı için, Tanrı'dan uzaklaştığı için öldürdü. Zekeriya'yı öldürdü. Değil mi? Ya. Buna benzer bir başkası bugün paylaşacağımız Uzziya'dır. Uzziya. Eski ayette Tarihler 26. bölümde şöyle yazıldı. Yahuda halkı 1. ayetten itibaren Amasya'nın yerine 16 yaşındaki oğlu Uzziya'yı kral yaptı. Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Uzziya Eylat kentini onarıp Yahuda topraklarına kattı. Uzziya 16 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 52 yıl krallık yaptı. En uzun krallık yapan ikinci kişidir. Annesi Yeruşalimli Yekolya'ydı. Babası Amasya gibi Uzziya da Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Rab'be yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı. Uzziya Filistlere savaş açtı. Gat, Yavne ve Aşdod'un surlarını yıktırdı. Sonra Aşdod yakınlarında Filist bölgesinde kentler kurdu. Filistlere, Gur, Baal'da yaşayan Araplara ve Meunlara karşı Tanrı ona yardım etti. Amonlar Uzziya'ya haraç vermeye başladılar. Gitgide güçlenen Uzziya'nın ünü Mısır sınırına dek ulaştı. Uzziya Yeruşalim'de köşe kapısı, dere kapısı ve surun köşesi üzerinde kuleler kurup bunları sağlamlaştırdı. Şefala'da ve ovada çok sayıda hayvanı olduğundan kırda gözetleme kuleleri yaptırarak birçok sarnıç açtırdı. Dağlık bölgelerde verimli topraklarda ırgatları, bağcıları vardı. Çünkü toprağı severdi. Uzziya'nın savaşa hazır bir ordusu vardı. Kralın komutanlarından Hananya'nın denetiminde Yazman Yeyel'le görevli Maaseya'nın yaptığı sayımın sonuçlarına göre
Bu ordu bölük bölük savaşa girerdi. Yiğit savaşları yöneten boy başlarının sayısı 2600'dü. Bunların komutası altında krala yardım etmek için düşmanla yiğitçe savaşacak 307.500 askerden oluşan bir ordu vardı. Uzi'ye bütün ordu için kalkan, mızrak, miğfer, zırh, yay, sapan, taşı sağladı. Yeruşalim'de becerikli adamlarca tasarlanmış gereçleri yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzi'nin önü uzaklara kadar yayıldı. Çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu. Görüyor musunuz? Uzi'ye gerçekten Zekeriya'nın da onu teşvik eden, demek ki o günlerde Rab'be sadık bir kişi bu Zekeriya, sürgünden dönüşte peygamber olarak kitabı bulunan Zekeriya değil. Bundan tabii ki çok 200 yıl kadar önce yaşadı. Evet, Kral Uzi'ye baktığımızda Mesih'in soy kütüğünde yer alıyor. Matta 1. bölüm 9. ayette ondan bahsedilir. Aynı zamanda Uzi'nin adı Yahve benim gücümdür demektir. Yahve benim gücümdür. Onu güç olarak sarıldığında gerçekten onun hayatında bu gücü görüyoruz. Ama Rab'den uzaklaştığında bu güç ondan ayrıldı. Aynen Şimşon'un saçının kesildiği zaman Tanrı'nın gücünün ondan ayrıldığı gibi. Ya 16 yaşında kral oldu. Yaklaşık İsa'dan önce 790-740 yılları arasında krallık yaptı. Ya yaklaşık 52 yıl krallık yaptı. Evet. Burada gördüğümüz gibi gayet iyi başladı. Ne diyor? Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Tanrı'ya yöneldi, ona bağlandı. Onun hayatında gerçekten Rab'bin etkisini görüyoruz. Ve ona yöneldiği bütün o zamanlarda Rab onu başarılı kıldı. Dikkat edin, o dönemlerde neler yaptı? Yani bugün bile ülkemizde diyoruz ya, hayvancılık bitiyor, tarım bitiyor, şu bitiyor, bu bitiyor diyoruz ya. Adam o zamanlarda, bu kral bunu önemsemiş. Irgatları var, bağcıları var, ekiyor, toprağı seviyor, ekiyor. Halk için gerekli olan yiyecekler var, bereket var. Hayvancılık derseniz aynı şekilde. Ne diyor 10. ayette? Şefela'da, ovada çok sayıda hayvanı olduğundan kırda gözetleme kuleleri yaptırarak birçok sarnıç açtırdı. Niye? Sürüler, o hayvanlar beslen, hani su ihtiyaçlarını gidersinler, meralarda gerekli olan ihtiyaçlarını karşılasınlar. Önem veriyor. Çünkü ihtiyaç var. Halkın ihtiyacı var buna. Kendilerinin de tabii ki ihtiyaçları var. Savaşa hazır ordusu var. Nasıl okuyoruz? Diyor ki Uzi'nin savaşa hazır bir ordusu vardı. Ve kendine göre bir savaş sanayi de kurmuş. Gereçler yapıyor. Mızraklar, şunlar bunlar, birçok şeyi yapıyor. Nerede okuyoruz? 14. ayette bütün ordu için kalkan, mızrak, miğfer, zırh, yay, sapan, taşı sağladı. Yeruşalim'de becerikli adamlarca tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzi'nin önü uzaklara kadar yayıldı. Rab onunla olduğu zaman ünlendi aynı zamanda. Diyor ki Uzi'nin önü Mısır sınırına dek ulaştı. Kendi topraklarını açtı. Başka yerlere de ulaştı. Onun ünü. Çünkü onu ünlü kılan kendisi değildi.
onu ünlü kılan, onu yetkin kılan, onu bereketleyen sarıldığı Tanrı'nın kendisiydi. Aslında biz de Tanrı'ya sarıldığımızda, Tanrı'yla yaşadığımızda, yürüdüğümüzde onun nedenli bereketlerini yaşadığımızı biliyoruz değil mi? Gündelik yaşamlarımızda bunu apaçık görüyoruz. Rab'bin huzuru, onun sevinci, onun sağladığı sağlayışı, gündelik yaşamlarımızdaki sağlayışı, bizi bırakmayışı, hamdolsun, bütün bunlarda görüyoruz. Ünlendi. Neden? Çünkü Rab'le yürüdü. Rab'e baktı. Ona yöneldi. Ona yakın oldu. Peki ne oldu da durum farklılaştı? Ne var ki 16. ayet, güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Ne var ki güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Nasıl bir gurur? Tanrısı Rab'be ihanet etti. Buğur sunağı üzerinde buğur yakmak için Rab'in tapınağına girdi. Kahin Azarya ile Rab'in yürekli 80 kahini de ardı sıra tapınağa girdiler. Kral Uzziya'ya karşı durarak, "Ey Uzziya, Rab'be buğur yakmaya hakkın yok," dediler. Ancak Harun soyundan kutsanmış kahinler buhur yakabilir. Kral, krallık yapması lazımdı. Ama kahinlik onun görevi değildi. Tanrı'nın sözünde okuyoruz ki, Mısır'dan çıkış 37:8'de Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak. Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak. Kim yapacaktı bunu? Başkayın Harun yapacaktı. Çölde sayın 3:10'da kahinlik görevini sürdürmek üzere Harun'la oğullarını görevlendirir. Kutsal yere onlardan başka her kim yaklaşırsa öldürülecektir. Bu hak kahinlere aitti. Ama ne yaptı? Tanrı'nın sözünü önemsemedi. Dikkatten kaçırdı. Neden? Gururlandı. Gururlandı. Biliyor musunuz? Bütün bunlar bu noktaya gelinceye kadar ne vardı? Tanrı'ya bağlılık vardı. Ama güçlendiğinde güç onun yüreğini alt üst etti. Onu gurura doğru itti. Gurur güçten besleniyor. Ve bu gururdan ötürü kendisine yıkım geldi. Tanrı'nın sözünü küçümsedi. Yok saydı. Önemsemedi. Sanki o Tanrı'dan üstünmüş gibi, dilediği gibi hareket etmeye kalktı. Ve sonuçta ne okuyoruz? Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kahinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kahinlerin önünde Rab'bin tapınağındaki buhur sunağının yanında duran Uzziya'nın alnında deri hastalığı belirdi. Cüzam oldu. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözüne sadık kalmadı. Biliyorsunuz dünyada insanlar güçlenince, güç bulunca yürekler sapmaya başlıyor. Değil mi? Güç insanı sanki olduğu durumdan farklı bir duruma doğru sürüklüyor. Bizim hayatlarımızda öyle olmasın. Bizim hayatlarımızda
öyle olmasın. Değerli kardeşler, hatırlıyor musunuz? Gururun kaynağı nereden geldi? Veya şeytan gurur yüzünden şeytan oldu. Şeytan gururu yüzünden Lucifer'di, ışık meleğiydi. Ama şeytan olmuştur. Yani diğer kötülüklerin, diğer tüm kötülüklerin anası durumundadır, doğurandır. Ne diyor Süleyman'ın özdeyişlerinde? 16-18. Evet, gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Tam öyle oldu. Düştü. Ama nedeni neydi? Gurura kapılmasıydı. Gurur tüm kötülüklerin anasıdır. Ve aklın Tanrı'ya tümüyle karşıt olmasıdır. Karşıt olma durumudur. Tanrı gururdan nefret ediyor. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölümde Tanrı'nın nefret ettiği 6 ve 7 şey var diyor. Birincisi gururlu gözler diyor. Gurur. Gurur. Onun için hayatımızda gurur için çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. Başkasını hor gören, Tanrı sözünden öte geçmeye kalkan, kendimizi başkasıyla mukayese eden durumda olmayalım. Hatırlıyorsunuz, İferis ve vergi görevlisi olayını Rabbisi anlatırken, o durumu, hikayeyi anlatırken nasıl davranıyor o Ferisi? Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada 2 gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım, ben günahkara merhamet et diyordu. Ne diyor? Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini, pardon. Vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Görüyor musunuz? Kendini onunla kıyaslıyor. Kendimizi başkasıyla kıyaslamamız doğru değil. Gururun bir ürünüdür. Tepeden bakan durumda olmayalım. Rab ne yaptı? Kardeşlerini kendinden üstün sayar gibi bu dünyaya geldi. Değil mi? Filipiler 2. bölümde. Gururun karşıtı nedir? Alçak gönüllüktür. Değerli kardeşlerim. Onun için kendimizi başkalarıyla mukayese eden durumda olmayalım. Eğer benliğimiz egemen Rab'in eli altında kalmazsa bizi de kolayca sarabilir, kaplayabilir. Onun için değerli kardeşlerim, bizim benliğimiz, bizim egomuz Rab'in çarmıhında kalsın. Onda kalsın. Ona yaşam hakkı tanımayalım. Tanımayalım ki Rab'in dolu dolu bereketleriyle yaşayalım. Onun sevgisini bol bol tadalım. Onun alçak gönüllüğünden, onun lütfundan bize gelmiş olan şeyleri gönenelim. O bizim gündelik yaşamımızın ayrılmaz parçası olsun. Onunla gerçekten sevinelim. Ya, çünkü Tanrı kibirlere karşı durur, alçak gönüllere lütfeder. Bizim yaşamımız alçak gönüllü bir yaşam olsun. Hatırlayın Rabbisa Mesih ne dedi? Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm.
Benim boyunduruğum kolay ve yüküm hafiftir. Nereye yazdım ayeti? Evet. Zaten söyledim. Yüküm hafiftir. Bana bakın, benden öğrenin dedi. Hamdolsun. Matta 11, 28, 30 ayetleri. Bizim hayatımıza da Rabbin alçak gönüllülüğü kök salsın, yaşasın. Neden Uzziya bu tuzağa düştü? Neden? Çünkü Tanrı'ya bağlı kalmadı. Tanrı'ya bağlı kalmadı. Ondan uzaklaştı. Kendi arzusunun peşine takıldı. Kendi düşüncelerinin ardınca gitti. Öyle olmuyor. Kardeşler, birçok şeyler görmüşsünüzdür. İnsanın gururundan ötürü neler farklı günahlara da düştüğünü görebilirsiniz. Aslında birçok günah gururun günahın kökünde gurur yatmaktadır. Oradan kaynaklanarak. Bazı kişiler tanıdım. Günaha düştüklerinden önce buna kapıldılar. Yürekleri büyüklendi. Kardeşleri olumsuz şekilde değerlendiren, onları yargılayan, onları gerçekten yok sayan bir tutum içine girdiklerinde sonuçta günahın onların hayatına nasıl girdiğini ve onları etkilediklerini gördüm. Onun için biz Rab'be bağlı kalalım. Rabbimiz İsa Mesih zaten öyle demiyor mu? Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Uzziya Rab'bin sözünü hiçe saydı. Biz öyle olmayalım. Rab'bin sözü kudretlidir. Rab'bin sözü gerçekten hayatlarımızı etkileyen ve değiştirendir. Bizim için güçlü bir silahtır. Ve burada söylediği gibi bizi temizleyendir. Rab bizi bütün diğer günahlardan da temizlesin. Aslında yürekten çıkan günahtan bahsederken Rab İsa içinde kibirden de bahsediyor. Markos 7:20 ayetine bakarsanız oradaki ayetlerin içinde birçok şeyler sıralanıyor. İşte İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. İnsanı kirletir. Eğer bu şeyler bizi kirletmişse yapmamız gereken şey nedir? Rabbin önünde kendimizi alçaltıp tövbe ederek, günahlarımızı itiraf ederek, ki biraz önce Rabbin sofrasından önce bize hatırlatıldı değil mi? Kendimizi kontrol edelim. Sadece kibirden bahsetmiyor. Bir sürü şeyden bahsediyor bizden. Ve Rab aslında bizi tertemiz kılarak kendi bereketleriyle yaşatmak istiyor. Kendi gücüyle yaşatmak istiyor. Kutsal ruhun o diri sularıyla yaşatmak istiyor. Bugünlerde birkaç haftadır ne işitiyorduk? Biz kokan göl durumdaki su muyuz yoksa akan durumdaki su muyuz? Tanrı'nın diri suları bizim hayatımızda etkin olmak istiyor. Ve bizim temiz olmamızı istiyor. Tanrı'nın yüceliğine, kutsallığına yaraşır durumda yaşamamızı istiyor.
Ve biz aslında burada neye ihtiyacımız var? Kendimizi Tanrı'nın sözüne veya Tanrı huzurunda dururken, onun kutsallığına bakarken kendimizi fark etmeye ihtiyacımız var. Aslında Uzya'nın öldüğü yıl Yeşaya tapınağa gitti. Rabbi gördü. Tanrı'nın burada söylediği gibi Rabbi gördü. Onun etekleri bütün tapınağı dolduruyordu diyor. Kral Uzya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin altı kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor. Öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Serafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. Vay başıma, mahvoldum dedi. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm diyor. Aslında gördüğü kişi Yuhanna'nın da dediği gibi Rabisa'nın kendisiydi. Onun izzetini, onun yüceliğini gördü. Rab tahta oturuyor kardeşler. Ve kutsaldır. Ve biz ona yaklaştığımızda kendimizi fark edebiliriz. Bizi kirleten şeylerden onun koru temizler. Onun dokunuşu temizler. Onun kutsal kanı temizler. Kutsal ruhun dokunuşuna ihtiyacımız var. Onun koruna ihtiyacımız var. Yeter ki biz kendimizi fark edelim ve ona bağlı bir şekilde yaşamaya istekli olalım. Zaten ona bağlı yaşarsak bu sorunlar olmayacak. Yine kendimiz mükemmel değil, kendimizi mükemmel görmeyeceğiz ama birçok şeyden temiz kalacağız. Hamdolsun. Ama Tanrı bugün onun huzurunda durduğumuz bu zamanda bize de dokunmak istiyor. Dudaklarımıza dokunmak istiyor. Eğer gurura yer verdikse gururumuza dokunmak istiyor. Ondan temizlemek istiyor. Dilimizle gerçekten yanlışlar yaptıksa, dudaklarımızla yanlışlar yaptıksa ondan temiz kılmak istiyor. Ve sonrasında da dudaklarına bekçi koy diyor. Değil mi? Mezmurlarda öyle diyor. Değerli kardeşlerim. Biz iyi başlayıp iyi bitirenler olalım. Rab ruhuyla sizi güçlendirsin. Ve uyanık tutsun. Yüreğimizde gurura yer vermeyelim. Yüreğimizde günaha yer vermeyelim. Yüreğimizde kötüye yer vermeyelim. Rabbin ruhu doldurursa bizi, zaten onun kutsallığında yaşarız ve onu yüceltiriz. Onu hoşnut kılarız. Onun için onun asmasında kalalım. Uzya kalmadı. Onun için onu kötü bir son bekledi. Ve yaşamı boyunca bir evde bir cüzamla beraber yaşadı. Toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde. Halbuki biz birlikte yaşıyoruz. Tanrı'nın kutsallığını doyasıya yaşayalım. Onunla birlikte yaşayalım. Ona bağlı kalalım. Ve birbirimize bağlı kalalım. Bu bağlılık bizi Tanrı'nın şanlı işlerini ve onun erdemlerini ilan etmeye götürsün. Her zaman bereket olan, her zaman insanlara tökez yerine teşvik olan, bereket olan durumda olalım. Yüreklendiren durumda olalım. Sevindiren durumda olalım. İyi yapmakta her zaman dikkat edelim. Rab bizleri bereketlemek istiyor. Ben niye bu konuyu seçmiştim? Çünkü
bu kralların hayatını okurken Orhan dedim bak sen de dikkat et. Sen de dikkat et. Rabbin sözü de öyle demiyor mu? 1. Korintliler 10 11-12'de bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Onun için ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Eski çeviride öyle diyor. Ayakta duruyorum zanneden sakınsın, düşmesin. Her birimiz dikkat edelim kardeşler. Dikkat edelim. Çünkü ben böyle bir şey yapmam demeyelim. İnsanız. Ama kararlı bir yürekle her zaman Rabbin önünde alçalan bir yürekle, onun eli altında kalan bir yürekle yaşayalım. Rabbimiz öyledir ve bizim örneğimizdir. Ardımca gelin dedi. Ve biz onun izleri peşinden gitmemiz lazım. Onun için bunları söylerken bu demektir ki onun asmasında kalırız. Asmasında o kalan çubuk her zaman kökten beslenir. Biz kökten beslenelim. Biz Rabbimizden beslenelim. Biz kutsal ruhun diri suları bizim hayatımızda aksın, aksın ve aksın. Onun akışını durduracak bir tıkanmaya neden olan bir şey olmasın hayatımızda. Bir günah, herhangi bir şey olmasın, bir gurur. Hiçbir şey olmasın. Bu olursa ne olacak o zaman? Tanrı'nın ismi bizde yücelecek. İşittiğimiz sözlerde ne söylüyordu geçen haftalarda? Tanrı'ya övgüler getirmek yaşamımızın en önemli şeyidir. Değil mi? Tanrı'ya övgüler sunmak. Bizim aracılığımızla Tanrı'ya övgünün gitmesi ne sevindirici, ne onur vericidir. Ne mutluluk vericidir. Öyle olalım. Rab bizde yücelsin kardeşler. Onun ismi yücelsin. Asmaya bağlı kalan, onun sözüne önem veren ve meyve veren. Çünkü asmaya bağlı kalırsak meyve vereceğiz. Asmada kalırsak meyve vereceğiz. Yoksa koparılır ve ateşe atılır diyor. Öyle umayalım. Rab bizde tümüyle, varlığıyla bizi doldursun. Bizi, tüm kilisesini doldursun ve onun görkemi, yüceliği, alçak gönüllüğü kilisesinde görülsün. Ve Tanrı'nın ismi yücelsin. Amin. Dua edelim kardeşler. Ya Rab hamd ediyoruz. Bizlere lütfettiğin için, yaşamlarımıza geldiğin için, bizi kurtardığın için ya Rab. Bizde iyi bir işe başladığın için şükrediyoruz. Ve biz senin elinde kalmak istiyoruz Rab. Biz senin asmanda kalmak istiyoruz Rab. Ve iyi bir şekilde yaşamımızın sona kadar iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. İyi bitirmek istiyoruz Rab. Ama sen olmadan nasıl yapabiliriz? Bensiz bir şey yapamazsınız dedin Rab. Ve öyleyiz. Bunun için seni çağırıyoruz. Hayatlarımızda sen egemen ol Rab. Sana bağlı kalmamız için, senden uzak kalmamamız için, sana yönelip sende kalmamız için bize yardım et. Ruhunla bizi güçlendir. Uyanık tut Rab. Bizi senin hayatımızda akışına engel olacak her günahtan bizleri koru. Ne dilimizle, ne yüreğimizle, ne düşüncelerimizle sana karşı bir suç etmeyelim ya Rab İsa Mesih'imiz. Seni üzen bir durumda olmayalım ya Rab Allah'ımız. Uzya'nın yaptığı gibi akılsızlığa düşmeyelim ya Rab İsa Mesih'imiz. Ama sende akıllılar olarak ya Rab. Seni yücelten, seni hoşnut eden durumda olalım. Ben ve kardeşlerim. Ve senin ismi yücelsin. Bugün şu anda kutsal korunla dokun. Yeşaya'ya dokunduğun gibi. Biz biliyoruz eksiklerimiz ve zayıflıklarımız var. Mesih'in kutsal adında
kanınla bizi yıka, temiz kıl Rab. Ta ki yaşamlarımız seni hoşnut etsin ve senin ismin yücelsin. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa'nın isminde. Amin ya Rabbi.